Bakınız hiçbir belediye Hazine ve Maliye Bakanlığının olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanının onayı olmadan tahvil çıkaramaz, yurt dışından borçlanamaz. İşte geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat biz diyor şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık. Ve yalan. Nitekim daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu açıkladı. Belgeleriyle. Ya bir şeyi öğren, öyle konuş. Yalana gerek yok. Dürüst ol. Ana muhalefetin başındaki bir zatsın. Bunlar yakışmıyor. Ama alışkanlıkları bu. Çünkü yarışa girmek güç ister. Yarışa girmek istikrar ister. Bunlarda bu yok. Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının üç buçuk milyonu geçtiği koskoca İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de bunu atlayıp putlayıp şişirdikçe şişiriyor. Ya böyle allamak pullamak olur mu? Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum. Bizim sadece Şahin Bey ilçe belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti ise kimse görmüyor. Görmek istemiyor. İlçe belediyesi dikkat edin. Bu zihniyetin ülkemize kaybettirdiği vaktin ve enerjinin kıymetini geçtiğimiz 18 yılda yine bunlara rağmen yaptığımız işlere bakınca daha iyi anlıyoruz. İnşallah Türkiye 2023 hedeflerine de ulaşacak. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek. Uzaya da gidecek. Küresel ve bölgesel lider de olacak. Biz buna inandık.